Nesnenin kenar yumuşaklığını bevel'la bir nebze sağladık ve kontrol edebildik curved sides ile. Ama tabii ki tam istediğimiz şekli yakalamak birebir çok mümkün değil ve oldukça zorlu. Hele ki 3 kademeli sınırlıyken. Peki ne yapacağız? Daha karmaşık istediğimiz görüntüyü alabilmek için, istediğimiz şekli alabilmek için bevel profili kullanacağız. Hemen bevel profili kullanmaya çalışalım. Bevel'ı sildik. Çöp kutusuna tıklayarak listeyi açtık. Buradan bevel yazdık. Tekrar bevel profil geldi. Bevel profili seçtik. Nesnemizin yüzeyleri geldi ama o da ne? Hiçbir parametre yok. Peki ne yapacağız? Buradaki pik profiliyle bir bevel profili alacağız sahneden. Tabii şu an hiçbir profilimiz yok. Öncelikle bir profil çizmemiz lazım. Peki profili nasıl çizelim? Profili çizmek için öncelikle önceki derslerde gördüğümüz hassas çizim araçlarını yani snap'i kullanacağız. Bunun için 3 boyutlu snap'i açtım. Üzerine sağ tıkladım. Grid snap'in açık olduğundan emin oldum. Create'e geldik. Create shapes. Circle ile iki tane biraz daha uzaklaşarak ana grid line'larımı, ana major koyu gri çizgilerimi daha rahat görüyorum. Circle ile tıklayıp sürükleyerek bir çember oluşturdum. Tıklayıp sürükleyerek bir çember daha oluşturdum. Renklerimiz biraz kötü. O yüzden zor görünüyor. Biraz hemen şekillerimizi düzeltelim. Create line ile tam ikisinin orta noktasından ki şu an snap olduğu için oldukça hassas ve noktasal birebir çalışabiliyorum. Create line komutuyla bir tıkla bir tıkla şeklim oluşturdum. Sağ tıkla oluşturma komutunu iptal ediyorum. Yine bunun da rengini değiştirelim. Belirgin olsun. Böyle bir şeklim oldu. Bu neye benzedi gözlüğe ama biz bunu düzenleyerek istediğimiz hale getireceğiz. Line'ımı seçtim. Artık snap aracına ihtiyacım yok. S kısa yol tuşuyla snap'i kapayabilirim. Modifi bölümüne geldik. Buradan attach ile diğer şekilleri bu nesneye ekliyorum. 3D Studio Max object oriented yani nesne odaklı çalıştığı için her nesnenin ayrı düzeneği vardır. 3 nesneyi tek bir nesne altında birleştirmeden aynı anda düzenleme pek mümkün değil. Attach komutları ile circle'larımı line'ımı atadım. Artık circle diye bir şey kalmadı. Hepsi eğrilerden oluşan bir yığın haline geldi. Line alt komutlarından segment ile buradaki şekilleri ki segment ne demek? İki nokta arasında kalan eğri demek. Max'in literatüründe. Buradaki eğrileri seçip siliyorum. Böyle bir şeklim kaldı. Tabii şu an 3 birbirinden bağımsız şeklim var. Tek nesne altında olsa da bunlar birbirinden bağımsız 3 tane şekil. Spline ise birbirine bağlı şekilleri temsil ediyor. Ben gördüğünüz gibi bir tane tıkladığımda sadece tek bir kenar sanki bir segmenta tıklamışım gibi seçiliyor. Sebebi ise buradaki noktaların henüz kaynaşmamış olması. Buraya tıkladığımda 2 nokta olduğunu görüyorum. Burada da yine 2 nokta olduğunu görüyorum. Noktalarımı seçtim. Bel komutum nerede? Bel komutum burada. Aralık tolerans aralığı da yeterli. Böyle de tıkladım ve noktalarım kaynaştı. Bakıyorum evet buradaki noktamda bir tane. Bakıyorum buradaki noktamda bir tane. Artık bu tek bir spline. Buradan bir tıklamayla hepsini seçebiliyorum. Bevel profilimi oluşturdum. Önceki bevel'la elde etmenin oldukça zor olacağı bir eğri çizdim böylece. Ve eğrim burada, şeklim burada. Pik profiliyle eğrimizi alalım bakalım neye benzeyecek logomuz. Aman o da ne? Logo ne hale geldi böyle? Hemen bunu düzeltelim. Bu varsayılan olarak şekli çizdiğimiz eksene göre nesneyi uyarladı. Hemen bunu düzeltelim. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bevel profilinin yanındaki artıya basıyoruz. Profil gizmoyu tıklıyoruz. Şuradaki turuncu olan gizmomuz sarardı. Şimdi bunu rotasyon, rotate komutuyla doğru eksene getirmeye çalışalım. Tercihen Angle Snap'i açıyorum. Sağ tıklayarak kaç derece olduğunu görüyorum. 5 dereceye bir yakalanacak. Uygundur. Sorun değil. Hatta bunu kestirmeden 90 yapalım bence. Direkt 90 derecelik açılara snap yapsın. Y eksenine tıklayıp fareyi ileri geri oynattığımda şekli şuradan daha rahat net göreceğiz. Tekrar Y eksenine tıklıyorum.
yukarı doğru oynattığımda şeklin doğru açıya sahip olduğunu görüyorum. Tabi biraz fazla kalın olduğu için buradan uzantılarımız çıktı. Onu şimdi düzelteceğiz. Yine zaten farkındaysanız burada Keep Lines from Crossing parametremiz var ama onu şu an istemiyorum ki zaten bevel'ın profilimiz gayet kalın. Onu biraz küçültelim. Scale komutunu seçtik. Buradan şekli küçülttüğümüzde mantıklı bir hal almış olacak eğrim. Küçülttüğümde şekli ters, yanlış açıda çevirdiğimizi görüyoruz. Hemen düzeltelim, hiç sorun değil. Şu an her şey düzenlenebilir durumda. 90 derece, evet. Tekrar 180 derece çevirdiğimizde y ekseninde şekli de düzeltmiş olduk. Biraz daha küçülmeye ihtiyacı var, yanılmıyor ise. Evet, şekli küçülttük. Ve gördüğünüz gibi bevel ile yakalaması oldukça zor bir kenar şekli elde ettik. Şeklimizin kenarları gayet pürüzsüz ve yumuşak görünmekte. Eğer şeklin kendisiyle ilgili bir dilim sorununuz var ise ki şöyle Edit Face'e geçtiğimizde mesela tamam şeklin kenarları yumuşak ama kendi içinde şeklin kendi eğrisi yani kendi eğrileri çok eğri gibi durmuyor. Köşe bent duruyor. Onun önüne geçmek için ise tekrar Editable Spline'ın altından geçelim. Deney tüpümüzü aktif hale getirelim ki böylece üstte kalan tüm modifiyelerin etkisini birebir görelim. Interpolation bölümünden steps miktarı bizim şeklimizin dilim sayısını ayarlıyor. Bunu mesela 12'ye çıkartalım. Optimize'yi kapatalım. Şeklimizin dilim sayısı artınca bozuldu. Hemen bunu düzeltmek için tekrar profile girelim. Buradan şeklimizi evet, step miktarını 12'ye çıkarın. Şeklimiz hepten alt üst oldu. Ne kadar rotate etsek de sub obje modunda profilde iken ne kadar rotate edersek edelim düzelmiyor. Demek ki bu profille, bevel profil ile ilgili bir problem değil. Bu step ile ilgili bir problem. Step miktarı tam 12'ye gelince şekilde alıyor. Bu doğal. Bize ait olmayan, bizim çizmediğimiz bir şekil var. Nokta sayısı, kontrol noktaları tam olarak bizim kontrolümüzde değil. Ve herhangi bir snap değerinde, step değerinde garip davranılması muhtemeldir. O yüzden sonucu düzeltmek için step miktarını bir düşürmek ve bir arttırmak yeterli. Eğer imkanınız varsa şekli sıfırdan kendiniz de çizebilirsiniz. Tabii ki bu zaman kaybı olacağı için hazır şekil kullanmak da yerine göre size zaman kazandıracaktır. Step miktarında uygun bir değere getirdikten sonra özellikle hata vermeyen bir değere tekrar Bevel Profil adına dönelim. Edit Face'imizi de kapayalım ve şeklimizi güzel bir şekilde güzel bir formda elde ettik. Peki Bevel Profil'in en büyük avantajlarından bir tanesine tekrar buradaki profil eğrimiz duruyor. Bunu seçtik. Mesela buradaki profil eğrimize Refine komutuyla nokta ekledik. Nokta ekleyip bu noktaları çekiştirdiğimizde asıl şeklimizin de değiştiğini görüyoruz. Yani bu şeklimiz bu şekle hala bağlı. Peki biz bunu mantıklı bir şekilde nasıl düzenleyebiliriz? Mesela buradaki dilimi seçeriz. Segment'e geliriz. Buradan Divide komutuyla bunu ikiye bölelim. Tam iki eşit parçaya böldük. Ardından nokta alt moduna geçelim ve bu noktaya biraz aşağı çekiştirerek şeklimize farklı ve zengin bir görünüm kazandırabiliriz. Hatta şeklimizi uzatıp kısaltmak da pekala mümkün. Bevel profil ile tüm kontrol. Tüm bevel kontrolü tamamen sizde, sizin elinizde.